Kayseri'de son dönemlerde gıda ürünlerine gelen zamlar kuru yemiş fiyatlarını da etkiledi. Dövizin yükselmesi, iklim değişikliği ve üretimdeki farklılıklar nedeniyle kuru yemiş fiyatlarında artış gözlemlendi. Kuru yemişe gelen zamlar vatandaşları da etkiledi. Ahmet Sancak geçen seneyle kıyaslandığında alım gücünün düştüğüne değindi. Ahmet Sancak, esnafım. Şarküteri mağazamız var. Pastırma, sucuk, baharat ve kuru yemiş üzerine iş yapıyoruz. Kuru yemişler evvelden geçen sene fiyatları daha uygundu. Milletin alım gücü biraz daha çoktu. Şimdi fiyatlar bu kuru yemişlerin %50'si dışarıdan ihraç geliyor. Bu ihraç gelince dolardan dolayı fiyatları yükseldi. Bizim Türkiye'de ürettiğimiz fındık olsun, Antep fıstığı olsun, leblebi, nohut, bunlardan da dışarıya ithal ediyoruz, gönderiyoruz. Orada da fiyatları yüksek olunca giden mal, ondan dolayı fiyatlarda bir artış oluyor yani. Alıyorlar ama azaldı. Evvelden adam mesela bir kilo alıyorsa şimdi yarım kilo alıyor. Yani kuru yemişi böyle hepsinden de alıyorlar. Karışık oluyor genelde. Yani sadece fındık, antep veyahut da leblebi, fıstık olmuyor. Genelde karışık oluyor. Zaten kuru yemişinde karışık daha iyi olur. O şekilde satış yapıyoruz yani. Onun da tek çaresi üretmemizi çoğaltmamız lazım. Köydeki arkadaşlar hepsi şehirlere göçtüler. Buraya göçünce köyler hep boş kaldı. Oradaki tarlalar olsun, şeyler hiçbiri ekilmiyor. Oralara önem verilmiyor. Yani burada üretimi fazlalaştırdığımız zaman bunların hepsinin fiyatı düşer. O zaman dışarıdan da gelmez. Öyle olunca fiyatların aşağıya ineceğini umuyorum. Ama üretmemizi çoğaltmamız lazım.